Kahramanmaraş Pazarcık'tan başlayan deprem dalgalarının ucu yaklaşık 300 kilometre ötedeki Hatay'a kadar gitti. Peki nerede bitti? Kırığın bittiği yerden sonrası için bir tehlike var mı? Uzmanlar bölgede adeta sokak sokak fay kırığı arıyor. Özlem Aktay da onlarla birlikte. Şimdi Hatay'a gidelim. Kameraman arkadaşım Mehmet Şahin'le birlikte Hatay Samandağ'ındayız. Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7.7'lik o büyük depremin ardından maalesef Samandağ ilçesi de büyük zarar gördü. İşte o binaların önündeyim. O evlerden biri de bu. Bulunduğumuz bu sokakta sağda, solda, önde, arkada bulunduğumuz bu alanda özellikle büyük yıkım var. Uzmanlar da günlerdir bölgede çalışma yapıyor. Fay hattını inceliyor ki önümüzdeki dönemde yeni bir deprem, büyük bir depremin beklenip beklenmeyeceğinin sorusunun yanıtını vermek için. İşte yanımızda Profesör Doktor Hüseyin Öztürk var. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Bölüm Başkanı. Hocam burası çok hasar almış. Ne söyleyeceksiniz? Evet. Fay buradan mı geçmiş? Evet, yani bu kuşak boyunca bir hasar almış. Yani geniş bir zon boyunca. Bu zon hasar almış. Niye almış? Olasılıkla bir fay hattı burada geçebilir. Biz bununla ilgili bir araştırma yaptık ama esas araştırmamızın da sebebi nereye kadar kırılmış fay hattı, bundan sonra nereye kırılabilir, tamamen burada risk önemli ölçüde bertaraf edilmiş, bir dahaki deprem için söylüyorum bunu. Bunu araştırmaya geldik. Burada üç şey gördük. Bir kuzey 40 doğu doğrultulu, kuzey 40 doğu doğrultulu bir yıkım zonu var. O doğrultuya uyan kırıklar var, çatlaklar var, bir geniş kaslanma zonu var. Ve o zonda boyunca da bir yoğun bir yıkım var. Bütün bunları bir arada görünce biz buraya kadar bunun yıkıldığını söyleyebiliriz. Peki. Ama daha ayrıntılı araştırması gerekir. Bizim burada üniversitemizin ekibi var. Bu bölgeye gelecekler, çalışacaklar. Ve hızla çalışması lazım buradaki çalışmaların ve devam etmesi lazım. Fay kırığı şu an Samandağ'ın içerisinde bulunduğumuz bu sokaktan geçtiğini gördünüz. Önümüzdeki süreçte bölgeyle ilgili ne söylersiniz? Büyük bir deprem beklemek bu işaretlere maalesef doğru mu? Buna çok girmeyelim. Burası zaten büyük depremi yaşadı. Büyük bir deprem yaşadı. Çok çok büyük bir deprem yaşadı. Ama bundan sonra nereye kadar kırıldı? Bunun izini sonuna kadar, denize kadar süreceğiz. Ve bunları haritalayacağız. Ve bu çok emek ve zahmetli bir iş. Geç kalmadan yapacağız bunu. Devletin kuruluşları bunu edecekler. Ve hızla bu fay zonunu haritalanması gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam yayınımıza katıldığınız için. İşte ekipler bölgede çalışmalarını yapıyor. Özellikle fay kırığının nereye kadar ulaştığını öğrenmeye çalışıyor ki bundan sonrasında burada büyük bir deprem olacak mı, bekleniyor mu? İşte bu sorunun yanıtı burada yapılacak. O çalışmaların ardından netlik kazanacak. Biz de kameraman arkadaşımla birlikte, Mehmet Şahin'le birlikte bölgedeki görevimizi sürdürüyoruz.